Aleve bir ithalat ihracat cümlesi. Tamam. Biz Türkiye'de uluslararası bir ithalat şirketiyiz. Bir paragraf yazdıracağım böyle 3-4 cümlelik. Tamam. Biz Türkiye'de uluslararası bir ithalat şirketiyiz. Çete yazıyor musun Ebru? Evet. Tamam. Times'taki ilanınızdan bütün dünya çapında yeni pazarlar bulmaya istekli olduğunuzu anlamak zor değil. Karıştırmışız gene biraz cümleyi. Ya bütün pazarlar. Times'taki ilanınızdan bütün dünya çapında yeni pazarlar bulmaya istekli olduğunuzu anlamak zor değil. Karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda uzun süreli bir işbirliği yapmaya hazırız. Karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda uzun süreli bir işbirliği yapmaya hazırız. Eğer konuyla ilgilenirseniz lütfen bize ürün yelpazeniz ve şirketiniz hakkında ayrıntılı bilgi gönderin. Eğer konuyla ilgilenirseniz lütfen bize ürün yelpazeniz ve şirketiniz hakkında ayrıntılı bilgi gönderin. Evet, birkaç cümleden oluşan küçük bir paragraf ya da mail diyelim ama lazım olabilir. Q klavyeli katip oldum hocam. Tamam. Yazmışsın hepsini sanki görüyorum. Yazdım yazdım. Tamam. Diyorum ya, Evet. Q klavyeli katip söyleyemiyorum da çok zor oldu. Q klavyeli katip oldum. O şey mahkemelerdeki gibi yaz kızım moda oldu diyorsun. Tamam. Nasıl başlıyoruz? Birinci cümle kolay. Kim söyleyecek? Biz Türkiye'de uluslararası bir ithalat şirketiyiz. Hocam, şeye bakıyordum da Türkçesine bakıyordum, tam yazamamıştım. We are import company, uluslararası mıydı? We are Evet. international import company in Turkey. Süper. We are an international import company in Turkey. Güzel. Sonra İkinci neydi? cümle. Zor değil de sonundakinden başlamamız gerekiyor, değil mi? Tam yazamadım da hocam onu. Ben bir bakayım, hemen bir şey yapayım. Tamam. Yo, yo, illa sen yapacaksın diye demedim. Hani cümleyi senin Tamam. ilgini çekeceği için söyledim. Tamam. Beraber yapıyoruz. Kim söyleyebilir? Cümle neydi? Bak şöyleydi. The Times'taki ilanınızdan, gazetede ilanları varmış demek ki, bütün dünya çapında yeni pazarlar bulmaya istekli olduğunuzu anlamak zor değil. Zor değil. Siz isteklisiniz. Pazar bulmaya dünya çapında falan diye gidiyor işte. Ya da Times'taki ilanı da bir yere sokmamız lazım ama nasıl yapacağız onu da bilmiyorum. Adım adım yapalım. Nasıl diyeceğiz? It isn't difficult to understand. Isn't difficult to Ama anlama işi gazeteden olduğu için onu hemen buraya yapıştırabiliriz. It isn't but difficult to understand from your advertisement in the Times. From your advertisement sonra in the Times onun açıklaması oluyor. Times'taki ilanınızdan anlamak zor değil. Değil mi? evet. Şimdi neyi that ya da what'la şey yapmamız lazım. That siz isteklisiniz bir şey bulmaya. You Ne are willing bulmaya? to find new market around the whole world Aynen. desek That you are willing to olur mu? find new markets all over the world. Dünya çapında yeni pazarlar bulmaya isteklisiniz. Bunun böyle olduğunu ilanınızdan anlamak zor değil dedik aslında. Evet.
Tamam mı? Öbür cümleler daha kolay aslında da biraz terminoloji var. Mesela ürün gamı ya da ürün şeyine product range diyorlar. Product range, ürün gamı ya da burada ne diye geçiyordu? Ürün yelpazesi, product range. Hangi cümledeyiz hocam şimdi? Son cümle. Menfaatlerimiz doğrultusunda uzun süreli bir işbirliği yapmaya özen. Aynen. Menfaat, ortak menfaat, menfaat benefit, ortak menfaat mutual, mutual diye yazılan bir şey var ya, or mutual benefit, bizim ortak menfaatlerimiz demek. Fayda deyince benefit aklıma geliyor ama menfaat deyince asla gelmedi. Aynen. Fayda. Ortak faydalarımız doğrultusunda. Peki bunu şimdi nasıl yapacağız o zaman? Uzun süreli, long term işbirliği neydi? Cooperation. Cooperation. Collaboration mı diyelim, cooperation mı diyelim? Cooperation demiş buradaki. Tamam. Collaboration da olabilir. Ne diyeceğiz? Biz hazırız uzun süreli işbirliğine. Çok basit o zaman. We are to long term cooperation. Aynen. We are ready to make a long term cooperation. With you on our mutual benefit. Sizinle uzun süreli işbirliği yapmaya hazırız. On our mutual benefit diye de sonuna bir böyle şey ekliyoruz. Burada doğrultusunda anlamını on verdi o zaman değil mi? Aha, aynen. Hmm. Aslında Türkçesinde doğrultusunda var. Ortak faydalarımız üzerine gibi oldu bu değil mi? Sonra eğer konuyla ilgilenirseniz. Söyleyeyim mi hocam onu var? Tabii. Konuyla ilgilenirseniz lütfen bize ürün yelpazeniz. If you are regarding this matter, please give us information related to range of product and your company. Evet. Gibi bir şey. Güzel. If you are interested in the subject, bu konuyla ilgiliyseniz, if you are interested in the subject, give dedin, send diyebiliriz. Please send us further information about your company and your product range. Related to regarding de olur değil mi hocam? Related to da hani ilgili, about. Olabilir. Please send us. Interesting. Burada further kullanmış, information about your company and your product. Yani şirketiniz hakkında bilgi gönderin ve ürünleriniz hakkında. Evet. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bu resmi maillerde benim dikkatimi çeken bir şey. En sonunda since really koyuyorlar ya. O evet. Ne anlama geliyor? O saygılarım da demek. Saygılarım. Tamam, teşekkür ederim. Şey de çok koyuyorlar. Best regards daha çok kullanıyorlar. Kind regards. Evet, o bestie. Ne demek? Daha samimiler bestie yazıyor hani. Güzel bir şey söylüyorlar belli ama böyle. Evet, tamam. Teşekkürler. Maillerde çok olan ASAP, as soon as possible yazarlar. Mümkün olduğu kadar çabuk. Haber işte kişi bekler. İşte bunu olabildiğince mesela size en kısa sürede dönüş yapacağız derken onu as soon as possible uzun yazmayıp ASAP yazabilirler. Bir ben, de şey var. F-Y-I var. Maillerde evet. Daha çok başlangıçta zorlanıyorum. Yani dear desen fazla samimi mi kaçar? Yok Mr. Mrs. bilmem bir şey desen resmi mi kaçar? Sonunu bağlamak kolay da başlarken biraz zor oluyor. Bir de şey var hocam. For your information, FYI. Ha, aynen çok kullanılan. F-Y-I yani I büyük yazarsan. For your information. Bir de F-Y-A'sı var. Onu da şirket içinde falan olabilir.
for your action. Yani bilgi vermiyorum. Bunun için yapmanı bekliyorum. Hadi harekete geç. Emri var ki. Aynen. F-Y-A. Bir de şey var. IDK var çok kullanılan. I don't know. O chat'tedir bence. Evet, chat'te. Ama çok fazla görünüyor. Yani sosyal medyada herhangi bir İngilizce görselle, videoyla falan karşılaştığımız zaman bunlar çok tamam. İnsanların işine yarıyor. Bir şeyler öğreneceğiz sizden.